Yeni bir OSM videosu, yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine uzun zamandır birikmiş maçlarımız var. Onları anlatalım. Neler denediğimizi anlatalım, söyleyelim, bakalım. Oyunda çok değişiklikler var arkadaşlar. Zırt pırt güncelleme gelmesini geçtik. Oyunda ciddi anlamda dizilişlerin etkisinin değiştiğini görüyorum ben. Bu turnuva, anlatmıştım, bu turnuvaya ekibimizi temsilen bizim ekipten ben ve 4 kişi, yani toplamda 4 kişiyiz, katılmıştık. Burada ligde çok kötü ilerliyoruz, yani bok gibi gidiyor lig. O yüzden ben ligi abanmıyorum, benim işim kupayla. Kupayı aldığım zaman da zaten üst dura çıkmayı başarmış olacağım ve kupada final oynuyorum şu an. Umut bağladığım son maçtayım. Şu an değil tabii yarın olacak o. Bugünkü maçım lig maçı evimde Bayern Münih. Tarih ligi bahsetmiştim. Maçlara kısaca bakalım. Şimdi bakın şu iki maçta işaretlediğim iki maç şunu nasıl desem bu aralar çok sunucu hatası çıkıyor oyunda. Ve tam da şunların ikisinde benim olduğum maça denk geldi. Maça taktiksiz çıktım. Bakın 4-2 yenilmişim. Ne oldu? 4-3-3 bırakmıştım. 4-5-1'e geçmek istedim. Sunucu hatası vere vere en son maçı oynattı. Ben maçtan sonra baktım ki şöyle bir taktikle çıkmışım. Dizilişim. 4 5 1 ama taktik sayılar, çizgi taktikleri falan 4 3 3. Dolayısıyla 4 golü yemişiz. Şurada da aynısı oldu. 1-0 yenildim. Normalde benim evimde bu maçı vermemem lazımdı en azından. Şöyle beraberlik serisi yapmam lazımdı. Ama olsun, çok fazla takmadım. Neden? Çünkü zaten lig maçlarım bok. Takmaya gerek yok. Kupa maçına bakacağım. Yani bu maçı da takmaya gerek yok. Tamamen e, form, moral durumunu iyileştirmeye yönelik bakacağım bu maça. İsterse adam yensin, eyvallah. Uğraşmayacağım yani. <laughs> Bakın şu maçta iyice gördüm ben güncellemelerin etkisini. Bakın ben 4-4-2 A kullandım. Rakip de 4-5-1 kullandı. Böyle bir sonuç. Bakın istatistik ortada. Maçın adamı da bende. Normalde ne olurdu? Beşli orta saha benim oynadığım zamanlarda. Yani nasıl diyeyim bir ay öncesine kadar mesela. 4-4-2'leri ezer içinden geçerdi. Oynatmazdı adama top. Yani burada normalde eğer güncelleme olmasaydı OSM'de taktikleri değiştirmeselerdi diyorum benim dayanağım bu. Benim burada 8 şut değil 4 şut atmam lazımdı. Çünkü adam 5'li orta saha kullanmış. Mantık olarak da, işleme olarak da 5'li orta saha 4-4-2'nin antisi diye düşünüyorum. Neden? Çünkü 4'lü orta saha 5'li orta sahaya karşı pozisyon üretmekte çok zorlanıyor. Yani bu gerçek futbolda da böyle, OSM'de de böyleydi ama ne olduysa yani 4-4-2 çıkan arkadaşlarda bir şeylikler oluyor. Sürekli oluyor zaten. Ben de de böyle oldu denemek istedim. 8'e 10 bitti. Yani var bir şeyler değişiyor baya. Ben yeni nesil anti taktik serimdeki videolara da verdiğim fikirlere de tekrar baktım. Çoğu şu an tutarsız ne yazık ki. Ya videoları güncellemem gerekiyor ya da seriyi kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, hani biz diyoruz ya savaşlarda çok dönekler var, karı gibi dönüyorlar son dakika falan. Onlara hiç kızmayın oyunun kendisi dönek zaten. Yani iki ayda bir falan sürekli dizilişlerin etkisi değişiyor. Mesela ben iki hafta savaşlarda beşli orta sahaya karşı 3-4-3-B ile estim gürledim evde deplasmanda. İkinci haftanın sonunda bir güncelleme geldi. 3-4-3-B ile zafer alamaz oldum. Sürekli yenilmeye, berabere kalmaya başladım. Yani tesadüf olamaz yani. OSM zaten dönek bir oyun. Bugün yaptığınız bir taktik yarın işlemeyebilir. Hemen değişebilir. Olabilir yani. Burada da ligde bok gibi gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Denediğimiz şeyler doğru dürüst tutmuyor. Mağlubiyet serimize bakın. Yani... Ne denediysem tutmadı. Tam anlamıyla tutmadı. Yeni şeyler deniyor muydum? Evet. İlk maçtan itibaren... Hangi maça kadar? <laughs> Valla şu son maça kadar ben hep deneme çıktım. Bir şu kupa maçında daha normal bir taktikle çıktığımı hatırlıyorum. O da yenildi yani. Benim güvendiğim taktik bile. Bakın 8'e 9 şut. 4-5-1 çıktım. Adam da 4-3-3-A çıktı. Bizim defans ve kaleci hattımız sıçtı batırdı yani. Normalde istatistik ortada yani 0-0. Bir de bakın yani 9'a 15 faul sertlikte de daha önde çıkmışım ben. Normal çıktım diye hatırlıyorum. Arkadaş da dikkatli çıkmıştır. Bakın yani değişmeler var. Ben normalde 4-5-1 ile sertlik farkında öne geçip hiç böyle bir sonuç aldığımı hatırlamıyorum. Ben yani 8'e 9 şut nedir sertlikte zaten öndeyim. Bunun en az 1.5 katı olması lazımdı. Değişmeleri artık ya ayak uyduracağız ya da oyunu bırakacağız. Yapacak bir şey yok çünkü çok can sıkıcı nitelikte. Yeni şeyler işte bir deneyim dedim onlar da tutmuyor. Mesela şu Real Betis maçı. Maç tam ibretlik bir maç. Yeni bir 4-5-1 deniyordum ben burada. Arkadaş dediğine göre 4-3-3 sayılarıyla 4-4-2 kalmış. Bakın ona 6 şut normalde maç benim hakkım. Onda bile yenilmişim yani. Bilmiyorum şans faktörü tekrar mı değişti OSM motorunda yoksa ne bileyim bir şeyler yani bir şeylikler var. Siz artık adını ne koyarsanız koyun. Bokluk mu dersiniz, piçlik mi dersiniz, ne derseniz deyin. Bir şeylikler var yani. Çoğu maçım öyle zaten. Çok fazla ezilmişliğim yok. Şu 3-1'de bile yani gören de sarı, sanacak rakip 2 kat, 3 kat istatistik farkı atmış. 6'ya 10 şut. Neredeyse 2 kat olmuş. Burada da bakın şey denedim. 5-3-1-1'de adam markajı denemiştim. Bir bakayım dedim acaba markaj konusu değişti mi? Ama olmadı takım yine sıçtı yani. 6'ya 10 şut. Zaten ikinci yarı maçı almış arkadaş. O değişiklikleri bulsak biz de tırmanacağız tekrar da. Artık nasıl bulacaksak. Granada'ya 3-1 yenildik. Burada nasıl yenilmiştim bir bakayım. Galiba ofsayt konusu bende işlememeye başladı. Evet. Burada 4-4-2-A kullandım. Rakip 5-3-1-1 kontra kullandı. Ben kontraya karşı offside açtım. Ama offside bildiğiniz hiçbir boka yaramadı. Kaleci zaten Cenabet gibi sürekli ilk maçlardan beri 3-4-5-3-4-5 oynayıp durdu. Böyle git. Normalde ben kadro olarak iki katıydım galiba rakibin taktiklerde ciddi bir değişme var. Bir maç daha vardı şu göstermek istediğim. Ha bu maç. Normalde rakip kalecisi ve sol beki eksik çıktı maça. Ona rağmen oyun motoru benim vermedi yani galibiyeti bakın. 9'a 12 şut. Ben 4-3-3'a çıktım. O da 4-4-2-A paslı oyundu. Paslı oyun diye offside açayım dedim. Gene offside sıçtı. Yani utanmasa yenileceğim. iki tane eksik oyuncu çıksa. Ya kodumun oyun motoru ben bir kişi eksik çıksam o maçı başıma yıkıyor. Adamlar kadronun yarısı boş çıkıyor. Yine de bir şey yok. Ben bu olayı anlamış değilim. Cidden ha. Bakın şimdi mesela ben kaleyi koyayım şöyle. Bakın sol stoper eksik şu an. Ben eğer böyle maça çıkarsam rakip bana bir buçuk kat fark atar en azından ya. Vallahi atar. Savaşta da gördüm. Unuttuğum maçlarda da gördüm. Ama ben bakıyorum mesela ajandan. O günkü rakibime ajan ajan gerçi maçım yok. Savaşta mesela daha geçen maçta denk geldi. Adam yemin ediyorum, abartmıyorum. Kadrosunun yarısı boş çıktı. Ve o maç 0-0 bitti ya. Yani ne bileyim bize mi çalışıyor sırf motor anlamadım ben. Sonra savaş maçlarına bir bakalım. Savaş maçlarında da çok kötü ilerliyorum. Üstün olduğum maçı bile yenemiyorum. Bariz değişmelerle karşı karşıyayız Çünkü. şuradan. Bakın 0, 1, 2, 0, 1, 0. Yani şu iki maç hadi tamam. Yok şu iki maç. Maç saatini kaçırdım. Normalde ben ciddi slotlarıma alarm kuruyorum artık. Mesela diyelim ki şimdi saat 11.39. Diyelim ki 12.00'da bir maç var simüle saati olarak söylüyorum. 12.00'de oynanacak. Ben gidiyorum 11.50'ye alarm kuruyorum. Alarm açıklamasına da diyorum işte şu takımın maçına 10 dakika. O şekilde eğer unutursam son 10 dakikaya yetişiyorum. Son 10 dakikaya yetişiyorum diye şu maçta ilk gün alarmımı kurdum. Ama alarm bir kez çalmada kaldığı için şu maça yetişemedim böyle bir şey yaşadım. Diğer maça ha de ne oldu? Hiçbir şey olmadı maalesef. Bakın 7'ye 6 şut. 1-0 yenilgi. Ha, şu maça yetiştiğinde ne oldu hocam? Hiçbir şey. 12'ye 5 şut. 0-0 berabere. burada gene geldik şans etkisine. Eğer istatistikte rakip sizi ezemiyorsa, taktiğinizde bir sorun yok demektir. Tamamen şuradaki maç. Ne dedim ben? Eğer rakip sizi ezemiyorsa, yani topla oynamada 60'ın üstünde değilse. Sonra şut sayısında en az sizin bir buçuk katınız değilse taktiğinizin hiçbir suçu yok. Gerisi şansa bağlı. Şurada bakın. 12'ye 5 şut. Yani ezmeyi geç. Zaten ben ezmişim. 40'a 60 topla oynama. Yani bu maç benim hakkımdı. Oyun motoru vermedi. Bunun başka açıklaması yok. Tabii ki oyuncular, oyuncuların nasıl oynayacağı da zaten şans. Yani ne diyeyim bu maçı bu oyuncunun mesela 5 oynamasına bir neden var mı? Yok. Yani ne bileyim çok değişiklik var ya. Valla soğudum oyundan da soğudum. Bilmiyorum. Başka oyun videoları çekip kanalı başka şeye mi dönüştürsem diye düşünüyorum artık. Şurada da bakın. Yine değişiklikten nasibimizi fazlasıyla aldık son maçımızda. Ne güzel lider olarak gidiyorduk. Daha sonra bir tane 1-1 biten şanssız maça denk geldim tam kritik anda liderlikten düştüm. Ve sonra üstüne gittik 6-3-1 oynayan rakibe. Offside denedik. 3-2 bitti. Yani her slotta mı insanın şeyi tutar yani. Şansı bakın. 9'a 15 şut. Ya bu maç havada karada benim hakkım. %65 topla oynamışım. 15'te şut atmışım rakibin iki katına yakın. Gene de zafer benim değilse burada ben ne diyeyim? Yani ne diyeyim? Şansı tebrik edeyim ne diyeyim? Böyle bir kritik maçtan sonra takım toparlanamadı zaten. 1-2-1-2-1-2 puan kaybı. En son da bir 3 puan kaybı. Liderlik GG. Bakın şu maçta ben hiç böyle bir sonuç beklemiyordum. Daha çok ikna oldum burada ayarların değiştiğine, taktiklerin değiştiğine. Bakın 11'e 6 şut olabilir mi ya? 6-3-1 ile oynayan adam 4-3-3'ü 11'e 6 şutla ezebilir mi? Size bir soru sertlikte de önde değil. Hiç faul yapmadan. Ve bu 4-3-3 oynayan adam, 6-3-1 oynayan adamdan yaklaşık 400 mm, 500 mm daha güçlü. Ayrıca offside kullanıyor güçlü adam. Düşünün. Ne alaka yani 6-3-1'in offside'lı adama Olsaytlı adamı ezmesi. Ben daha ilk kez görüyorum bunu. Udinese'ydi. Bakın şimdi kadro değerine. Benim kadrom 1200 M. Udinese'ye bakın 746 M. Ortalama oyuncu gücü 39,3. Benim 59. <laughs> yani benim o maçı havada karada 1-0 çıkarmam gerekiyordu. Ama yani ne değiştiyse ben anlayamadım. Öyle değişime bana vurdu yani. Şuradan hemen 82 ve altında bir oyuncu kapalım. Tam fiyatına satmak için. Maalesef 82 ve altı oyuncu gelmeyi bırakmış, getirmeyi bırakmış liste. O zaman ne yapayım? Bir bakayım ne lazım bana. Ona göre bir transfer yapayım. Ve videoyu da sonlandıracağım. Kanat forvetler var. Santraforlar var. Tamam. Defansif dos. iki tane dos. Bir tane joker. iki tane. Üç tane de ofansif. Tamam. 3 bek. Üç stoper. Vallahi ne alsam onu da bilmiyorum ya. Şey alayım ben en iyisi. Hiç şeyim yok. Forvet arkası yok. Görürsem bir forvet arkası alayım. Şu an mesela yüzlük oyuncu alamıyorum. O zaman kalsın. Diğer oyuncuların satılmasını bekleyeyim. En faizimi alayım. Zaten evdeyim. 4M toplam para gelecek. videoyu sonlandırmadan önce ilerideki maçlarımıza bir bakalım. Bu da turnuva mı? ligi bu arada. Yani eğer liderliğimi korumayı başarabilseydim şans sağ olsun. Belki bir ödül alabilirdim ama şimdi ödül şansı yok gibi bir şey. Ben şimdi hadi bu maçı yendim desem şu maçta illa bir bokluk yaşarım. Ben 0-0 diyorum bu maça. Hadi bu maçı da yendim desem, şurada dinlendim. Bu maça da dinlenmiş çıktığım için yendim desem. Yani gene imkan vermiyorum. Çünkü Torino maşallah yani. Gidiyor, ilerliyor bakın. Son maçı ne olmuş bir bakalım. 89. dakikada ile 68'e 6 şut. Benim böyle maç olsa nah bana yenilgi. İlerliyor da böyle ilerliyor işte. Nah bana galibiyet diyecektim bak diyemedim. Keşke bende de böyle şans olsa. Yani ben bunun iki katı öne geçiyorum. Yok galibiyet yok. Neyse arkadaşlar hiç moral bozmaya gerek yok. Osm gibi dönek bir oyun her gün moralimizi bozmaya uğraşıyor. Bizim buna direnmemiz lazım ya da oyunu bırakmamız lazım. Kısaca video 20 dakika olmuş. Bu kadar uzatmak istemezdim ama uzadı gitti. Umarım işe yarar bir şeyler bulurum tekrar. Yeni güncelleme ile gelen değişen şeyler şeylere karşı işe yarar şeyler bulmaya çalışıyorum. Bulduğumda da hemen paylaşacağım. Zaten bu videonun hemen sonrasında Yeni bir 4-3-3 B taktiği var. Güzel gol e, attıran. Birkaç dostluk maçında denedim botlara karşı. 6 gol, 7 gol, 6 gol, 7 gol, 5 gol falan fix attı yani sürekli. Normal adamlara da biraz daha düşük ayarlarla çıkılarak güzel goller atılabilir. Onu paylaşacağım. Bir de yeni 5'li orta saha fikri var. Onu paylaşacağım. Diyorum ve diğer videolarda görüşmek üzere diyorum en çok gereken şey şans. Maçlarınızda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.